Bu teklifle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı 3 gün önce dedi ki, bu anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ülkemize doping etkisi yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu tanımlama için teşekkür ediyorum. Gerçekten bu teklif hayatımıza girdiğinden beri hiçbir akademisyen, hiçbir hukukçu, hiçbir vekil böyle cuk oturan bir tanımlama yapmamıştı. Bence de bu anayasa değişikliği gerçek anlamıyla bir dopingtir. Siyasete spor literatüründeki gibi ahlak ve yasa dışı olarak tanımlanan bir doping etkisi yapacaktır. Ülkemize tamamen yabancı, kültürümüzle uzaktan yakından ilgisi olmayan tek adamcı, kardeşliğimizi bozan yetkileri anormal bir şekilde tek bir kişiye veren, olağanüstü koşullarda normal dışı yollarla hazırlanıp dayatılan bu teklif anayasaya aykırıdır, cennet vatanımızın çanına ot tıkamaktadır. Bakın, doping çarpıntı yapar değerli milletvekilleri. Bu teklif meclise getirdiğiniz günden beri ülkemizde ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlardan da gördüğümüz üzere yüksek tansiyon yapar. Doping sinirlilik yapar, hatta ve hatta kriz, kalp krizi sonucu ölüme neden olur. Bizim dopinge değil, bizim normalleşmeye ihtiyacımız var değerli milletvekilleri. Hele hele üzerinde konuştuğumuz madde meclisi canlı bombaya çeviren, kendi kendini imha eden bir maddedir. Bu madde ile meclisin tek etkili denetim yolu olan gen soruyu kaldırıyorsunuz. Cumhurbaşkanına siyasi sorumluluk getirdik diyorsunuz. Allah aşkına ilk halinde bu meclise devletin faaliyetlerini görüşmeyi bile yasaklamıştınız, komisyonda getirdiniz. Kalan ne peki? Sadece meclis soruşturması var. Onu da fiilen etkisiz bir hale getirmişsiniz maalesef. Çünkü bugün bile milletin egemenliğini koruyacak, kendi yetkilerine sahip çıkacak, baskılara karşı çıkacak 15 yürekli milletvekili bulamazken öyle bir ortamda 400 milletvekilini bulup meclis soruşturması açmak çok imkansız. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Cumhuriyet ancak ve ancak nitelikleriyle cumhuriyettir. Hukuk devleti olmadan, laik devlet olmadan, demokratik devlet ilkeleri ortadan kaldırılarak içi boş bir cumhuriyet, cumhuriyet değildir maalesef. Siz de biliyorsunuz Kuzey Kore'de cumhuriyet, İran'da cumhuriyet, Suriye'de, Irak'ta cumhuriyetin içi boşalırsa bu cumhuriyet değildir. Yapmayın değerli arkadaşlar. Tarihsel koşullar içerisinde hatalarıyla, sevaplarıyla ortak yaşadığımız tarihimizde hiç kimseye bu kadar yetki verilmedi. Bizim yüzyıllardır deneyimle imbikten süzülüp gelmiş atasözlerimiz var. Ne demiş atalarımız? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar. Güçlü bir ülke olmak istiyorsak, önümüzde kimse durmasın istiyorsak, ihtiyacımız olan tek şey birlik ve beraberliktir, özgürlük ve demokrasidir. Eminim ki bu kibire, bu güç zehirlenmesine aranızdan kalben buğz edenler var. Ben onları yürekli olmaya davet ediyorum. Hepimizin ve çocuklarımızın ortak geleceği için hayır demeye çağırıyorum. Çünkü bu teklif meclisin etrafına ördüğünüz duvarlar gibi milletin arasına duvar örüyor. Bu teklif milletin gelip derdini anlattığı, çözüm aradığı bu meclisi etkisizleştirerek aynı zamanda milletle arasına görünmez bir duvar örecektir. Ama Nazım'ın 1925'te dediği gibi biz adımlarını tarihin akışına uyduran, temelleri çöken emperyalizme vuran, yarını kuranlarız. O duvar, o duvarınız vız gelir bize, vız.